Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle sezon boyunca yayınlayacağımız bu içerikte sizlere nelerden bahsedeceğimizi çok hızlıca bir özetlemek istiyorum. Adından da anlaşılacağı üzere konumuz MVP yarışı. Dolayısıyla sezon boyunca o hafta MVP yarışında hangi oyuncu kaçıncı sırada, o haftanın göze çarpan performansları, onun dışında oyuncuların geçen haftaki MVP yarışındaki sıralamaları vesaire. Bunların hepsine değineceğimiz Haftalık bir içerik olacak. E, lafı çok fazla uzatmadan direkt olarak mevzuya girmek istiyorum. Şöyle ki bu hafta henüz bir e, elimizde bir MVP yarışı sıralaması yok. Dolayısıyla aslında ilk yani MVP yarışı içeriğimizin ilk bölümünde e, değineceğimiz ilk konu olağan şüpheliler olacak. Geçtiğimiz sezondan kimler ilk 5'te tamamlamış, onun dışında takımlar şu an her ne durumda olursa olsun adından muhakkak bahsetmemiz gereken isimler var. İşte Lebron James gibi vesaire. Bunların hepsine değiniyor olacağız. İsterseniz çok kısa bir şekilde önce bir geçen yılı nasıl tamamlamışız ona bir göz atalım. Daha sonrasında bu sezonun MVP yarışındaki olan şüphelerine sırayla değinelim. Fakat ona geçmeden hemen önce yapmakta fayda olduğunu düşündüğüm başka bir şey var. O da bir geçtiğimiz yılın MVP yarışına hızlı bir flashback yapmak. Yani Nikola Jokic'in MVP ödülünü aldığını hepimiz hatırlıyoruz fakat onun dışında sıralama ne şekilde sonuçlanmıştı vesaire. Onları da bir hatırlamak adına dediğim gibi geçtiğimiz yılın MVP sıralamasına bir göz atmakta fayda var. Bu arada bu oylamaların sonucu yani geçtiğimiz yıl official olarak oylamanın ardından oluşan sıralama. Nikola Jokic birinci sırada ki ondan bir sene öncesinde de yine MVP ödülünün sahibiydi. İkinci sırada Joel Embiid vardı geçtiğimiz yıl. Üçüncü sırada Yannis Antetokounmpo. Devin Booker dördüncü sıradaydı ve son sırada yani ilkmiş sayıyorum ben tabii şu an. Luka Doncic yer almıştı. Ve geçtiğimiz yılın sıralamasına da baktığımıza göre bugünün asıl konusuna geçebiliriz. MVP yarışının olan şüphelileri bu sezon için. İsimlere geçmeden önce bu arada iki ayrı grup olarak değerlendirmekte bir beis görmüyorum ben MVP yarışının olan şüpheli isimlerini. Bunlardan bir tanesi uluslararası oyuncular olacak. Bir diğeri ise Amerikalı oyuncular. Yani bunun temel sebebi aslında baktığımızda son özellikle 5-6 yıl içerisinde ligdeki yıldız oyuncular arasına katılan çok fazla uluslararası oyuncunun olması. İşte Embiid, Jokic, Yanis vesaire daha çok daha fazlasını sayabiliriz. Ve bunun en güzel örneği belki de son 4 yılın MVP'sine baktığımızda 2 yıl üst üste Yanis ve 2 yıl üst üste Nikola Jokic'in ödülü almış olmasını örnek olarak verebiliriz. Ee, hazır bu isimlerden laf açmışken, sözü açmışken direkt olarak yani Antetokounmpo ile başlayabiliriz. Ee, dediğim gibi bu arada bu liste aslında e, şu şu kadar güçlü aday bu bu kadar güçlü aday değil de genel anlamda bu yıl MVP sıralamasında sıklıkla karşılaşmamızın mümkün olduğu olan şüpheli isimleri değerlendiriyor olacağız. Yanis ile başlayabiliriz. Milwaukee Bucks'ın yine bu sezon Doğu Konferansı'nda oldukça iddialı olacağını varsayarsak eğer herhangi bir sakatlık vesaire bir durum olmadığı sürece. Yani Santete Kumpo yine MVP yarışında her hafta isminden bahsettirecek isimlerden bir tanesi olacak. Bir diğeri Nikola Jokic. Son iki yılın MVP'si. inanılmaz performanslar iki yıl üst üste. Her ne kadar 3 yıl üst üste MVP ödülünü kazanmak çok da olası gözükmese de yine de Nikola Jokic de MVP yarışında isminden bahsetmeden geçemeyeceğimiz oyunculardan bir tanesi. Bir diğer isim Philadelphia'nın yıldızı Joel Embiid geçtiğimiz yılı ikinci sırada tamamlamıştı MVP yarışında bu sene yine kendisi de çok çok güçlü bir aday olacaktır diye düşünüyoruz. Zira Philadelphia Sixers yine hem James Harden hem Joel Embiid etkisiyle Doğu Konferansı'nda gerçi Philadelphia'da neler olacağı belli olmaz ama yine de Doğu Konferansı'nda iddialı bir ekip olacağı en azından öngörülebilir bir durumda. Son olarak bahsedeceğimiz isim ki bence burada en büyük parantezi açmamız gereken isim Luka Doncic. Her ne kadar Batı konferansı Doğu kadar öngörülebilir olmasa da bana kalırsa bu dörtlü isim arasında yani uluslararası oyuncular grubunda saydığımız dört isim arasında MVP ödülüne en yakın isim en azından bu sezon için Luka Doncic olacaktır. Dolayısıyla Avrupalı ya da uluslararası oyuncular kategorisinde benim en büyük olan şüphelim Doncic. Ve geldik son gruba. Amerikalı oyuncular grubu ki bu grupta kimler kimler yok ki yani. Eminim sizler de çok kısa bir düşünmenin ardına onlarca isim sayabilirsiniz bu gruptan. Hangileri daha olan şüpheli diye bahsedecek olursak. Stephen Curry düşünülebilir. Son şampiyon, son finaller MVP'si. Her ne kadar sezon Golden State Warriors için çok istedikleri gibi başlamamış olsa da Stephen Curry muhakkak olan şüpheliler arasında yazmamız gereken isimlerden bir tanesi Kevin Durant. Yani Brooklyn Nets'te şu an bambaşka bir drama dönüyor ama ne olursa olsun yine Kevin Durant, sağlıklı bir Kevin Durant MVP yarışında olan şüpheli olarak muhakkak değinmemiz gereken isimlerden bir tanesi. James Harden yine olan şüpheliler arasında kesinlikle bahsedilmesi gereken isimlerden. LeBron James her yılın olan şüphelisi. Yani Lakers'ın şu anki durumuna bile baktığımızda LeBron James hala yine yeniden MVP yarışı için bir olan şüpheli. Belki de geçtiğimiz sezonlar kadar güçlü değil ama adaylık anlamında yine de önemli bir olan şüpheli. Ee, onun dışında 25 yaş altı yıldızlar var değinebileceğimiz. Devin Booker yani Phoenix'in geçen yıl yaptıkları bu yıl sezon henüz çok yeni başlamış olsa bile şu anki durumu Booker'ın geçen sene MVP yarışını ilk 5 içerisinde bitirmesi derken Booker değinilmesi gereken isimlerden yine 25 yaş altı değinebileceğimiz isimlerden Jason Tatum var tabii ki de yani inanılmaz bir motivasyonla başladı sezona. Büyük ihtimal geçen yılın finallerindeki hüsranın ardından her ne olursa olsun Boston'ın geçen sezonun finalisti olması bu yılda beklenmedik bir şey olmadığı sürece Boston'ın yine doğu konferansında üst sıralarda yer alacağını varsayarsak Jason Tatum'un sezon başlangıcı performansı inanılmaz. Ne kadar bunu devam ettirir en azından bu seviyede bilemiyoruz ama yine sezon içerisinde MVP yarışında adından bahsedeceğimiz olan şüphelilerden olacaktır kendisi. Son olarak bir de plase isimler var. değinmeden geçmemiz gere geçmememiz gereken işte bunlar arasında Damian Lillard. Yani Lillard'ın durumu birazcık daha hani böyle bireysel performanslar öte takımının bulunduğu yerle alakalı olduğu için çok adından bahsedemiyoruz ama Lillard plase olarak bahsedebileceğimiz isimlerden. Caron Tony Towns yine plaseler arasında bahsedebileceğimiz isimlerden. Donovan Mitchell yepyeni bir macera. Cleveland Cavaliers yani sezon için e, nasıl bir sonuç bekliyoruz onlar için tabi onu konuşmak henüz erken ama yine de plase olarak bahsedilebilir. E, Jimmy Butler Demar Drozan, Paul George yine bunlar da plase isimler olarak bahsedebileceğimiz oyuncular MVP yarışında. Son olarak ufak bir parantez açmakta fayda var. Malumunuz sezon henüz çok yeni başladı. Dolayısıyla e, takımların hiçbiri 10 maç seviyelerine dahi ulaşmadılar henüz. 7 maç, 8 maç kadar oynadı takımların birçoğu. Dolayısıyla e, oyuncuların şu ana kadarki performanslarından ya da takımların Hali hazırda bulunduğu sıralamalardan sezon sonuna yönelik çıkarım ya da tahmin yapmak çok da olası değil. Yani e, tabii ki de belli başlı olan şüpheliler var. Zaten e, bugün konumuzun içeriği de buydu. Yani MVP yarışının olan şüphelileri. E, belli başlı şüpheliler var, olan şüpheliler. Ancak çıkarımlar kesin bir liste yapmak gerçekten çok zor. E, önümüzdeki hafta MVP yarışının 2022-2023 sezonu. MVP yarışının ilk sıralaması yayınlanacak. Tekrardan yayınlandıktan sonra sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın.